Ben zaten çamaşırlarımı kirli sepetine bıraktım efendim. Hayırdır? Merve mesaj atmış. Akşam çamaşır yıkayacakmış da yıkanacak bir şeyin var mı diye soruyor. Volkan yine mi küstünüz? Evlendiğinizden beri konuştuğunuz günlerin sayısı küs olduklarınızın onda biri kadar. Farkında mısın? Yakında bu yaptıklarına çok pişman olacak ama neyse. Volkan sen günlerdir neyle uğraşıyorsun böyle? Formlar, vizeler. Yurt dışına mı kaçıyorsun yoksa? Yapma Allah'ını seversen. Benden gizli mi? En yakın dostundan. Merve'nin haberi olmaması lazım. Bakalım benim kıymetimi anlayacak mısın Merve Hanım? Volkan neler karıştırıyorsun? Bak, ölümü öp. Kimseye söylemeyeceksin, tamam mı? Söz oğlum, söylemeyeceğim. Yurt dışına gidiyorum. Tatile mi? Bu parasızlıkta. Öyle değil abicim. Göçmen olarak. Ne? Kanada konsolosluğuna başvurdum. Gidiyorum buralardan. Sen delirdin mi arkadaşım? Böyle bir şeye nasıl tek başına karar verirsin? Ne yapayım abicim? Başka çıkış yolu bulamadım. Daha gencim. Bu şirkette ne uzayıp ne kısalacağız. Battığımız yetmiyor gibi bir de kriz vurdu. Volkan, biz bu yola beraber çıkmıştık. Hadi bana danışmadın, onu geçtim. Peki karın ne olacak? Senin bir ailen var artık. Öyle kafana estiği gibi bu kadar önemli değişiklikler yapamazsın hayatında. Benimle yüz yüze konuşmaya tenezzül etmeyecek bir kadın için ne kadar uğraşabilirim acaba? Evlisin, çocuk oyuncağı değil bu. Bu işi çocuk oyuncağına çeviren o. Hem ben onu terk etmiyorum ki. İşleri ayarlayınca ona da söyleyeceğim. Eğer gelmek isterse bir süre sonra onu da yanıma aldırırım. Delisin sen. Bu yaştan sonra böyle bir maceraya atılınır mı? Ne macerası? Ben hayatımı kurtarmaya gidiyorum. Kanada refah ve medeniyet ülkesi. Benim gibi eğitimli insanları el üstünde tutuyorlar orada. Efendim Mustafa Bey. Evet, gerekli evrakları hazırlıyorum. Siz Kanada'daki firmayla irtibat kurdunuz mu? Güzel, güzel. Tamam. Demek bir hafta 10 gün içinde gidebilirim. Oh, güzel. Harika. İyi günler. İyi günler. Hiç merak etmeyin. Ben birazdan gidip halledeceğim. Sonra da size faks çekeceğim. Çok, çok teşekkür ederim. Tamam. Tamam. Hiç merak etmeyin. Yarım saate kadar bütün işlemleri halledeceğim. Size güveniyorum. Beni bu sıkıntıdan kurtarın. Teşekkürler. Şurası bir de şurası. Volkan. Hakan. Bu benden boşanacak mı yoksa? Yok canım. Bak Hakan bana doğruyu söyle, bak günahı boynuna ona göre. Bak kalbim başladı bır 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 bır. Çok fena olur sonra bak. Gerçekten bana doğruyu söyle. Ölümü gör ne olur Hakan. Boşanma davası açtı değil mi? Hayır canım. Ne öyleyse söylesene. Bak kalp krizi geçiriyorum. Hakan yuvam yıkılıyor bak. Çok fenayım ne olur. Bana yardım et. Hakan ne olur. Merve nerede kaldın? 2 saattir seni bekliyorum. Ay dur ya, burada hayatım söz konusu. Hakan söyle. Söyle ne olur, bak kalbime inecek, ne olur söyle. Volkan göçmen olarak Kanada'ya gidiyor. Ne? Ben biliyordum. Benden kaçmak için plan yapıyor. Onun yanında bu evde tatil yalnız bir uçuna gidiyor.